konuşmacımız. Doçent Hüseyin Bülent Akdeniz, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinde. Suzuki metodu ile keman eğitiminin kuvvetli ve zayıf yönlerini incelenmesi üzerine bir bildiri sunacak. Bazı hazırlıklarla kısa süre bekleyeceğiz. Merhabalar, ben Anadolu Üniversitesi'nden Hüseyin Bülent Akdeniz. Kendim keman öğretmeniyim. Yani kendi konumla ilgili bilgi sunmak istiyorum. İsmi Suzuki metodu ile keman eğitiminin kuvvetli ve zayıf yönlerinin incelenmesi. Şimdi Suzuki metodu nedir? Shinichi Suzuki kemancı, eğitimci, filozof ve insancıl bir insandı. Yani insanlara ve çocuklara önem veren bir insandı. 1898'de doğdu. Japonya'da ilk birkaç yıl keman okuduktan sonra 1920'lerde Almanya'ya gitti. Sonra savaş sonrası dönemde fikirleri ve öğretim felsefesini geliştirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da kendini bu fikirlerin geliştirilmesini adadı. Suzuki metodu, müzik yeteneği doğuştan değildir, doğru eğitimle yetenek geliştirilebilir fikri üzerine kurulmuş ve pek çok ülkede müzik eğitimcileri tarafından da kabul görmüş, okul öncesi çocuklara uygulanmaktadır. Yani erken yaşta, genelde de 4-6 yaş arasında eğitime başlanıyor. 10 kitaptan oluşan keman metotları vardır. Tabii bu daha sonra piyano, cello, viola, gitar, flüt, arp, blok flüt ve ses eğitimine de uyarlanmıştır. Suzuki'ye göre düzgün şekilde eğitilmiş herhangi bir çocuk, bütün çocukların ana dillerinde konuşma yeteneğini geliştirebildikleri gibi müzik yeteneğini de geliştirebilir. Her çocuğun da potansiyeli sınırsızdır. Yani biliyorsunuz çocukların hayal dünyası da çok geniş oluyor. Müzik eğitimleri de sınırsız bir şekilde geliştirebileceğine inanıyorum Suzuki. Suzuki metodu, kendi metodunu metot olarak adlandırmıyor, felsefe olarak adlandırıyor. Yani erken çocukluk eğitimini kapsayacak şekilde keman öğreterek bu felsefesini de büyütüyor daha sonra da. Suzuki, müziğin insanı bütünüyle eğitmek için en iyi araç olduğunu, dil ya da matematik öğrenirken duyuların gelişmediğini, uygarlaşma için insanın bütün olarak özellikle duyularının ileri dereceye kadar eğitilmesi gerektiğini ifade ederek sosyolojik bir boyutta yaklaşmıştır. Yani duyuların yeterince insan geliştiremediğini, bunu da müzik yoluyla geliştirebileceğini de iddia ediyor. Suzuki'nin amacı profesyonel müzisyenler yetiştirmek değil, her bir çocuğun karakterinin müzik çalışmalarıyla gelişimine yardımcı olmak. Suzuki yaklaşımı müzik sevgisi kazandırmanın yanı sıra çocuğun karakterinin gelişimine de önem vermektedir dolayısıyla. Shinichi Suzuki çocuklara keman çalmayı öğretmekten daha yüksek bir amaç içerisindeydi. Müzik öğretmek ana amacım değil, iyi vatandaşlar ve asil bireyler olmalarını istiyorum. Eğer bir çocuk doğumundan itibaren güzel müzik dinliyorsa ve kendisi de müzik yapmayı öğrenirse duyarlılık, disiplin ve dayanıklılığı gelişiyor ve güzel bir kalbe sahip oluyor demektedir. Bu hatta biliyorsunuz yani anne karnında bile başlayabiliyor. Şu andaki yani teknolojik şeylere göre. Şimdi Yetenek Eğitimi Müzik Okulu. Yetenek Eğitim Müzik Okulu olarak adlandırılan enstitü 1974 yılında kurulmuştur. Suzuki bu okulda yeni programlar geliştirmenin yanı sıra öğretmen yetiştirme programı da geliştirmiştir. 20 sene yöneticiliğini yaptığı bu okuldan 180'den fazla öğretmen mezun olmuştur. Bugün bu öğretmenlerin pek çoğu Yetenek Eğitim Araştırma Enstitüsü'nün üyesi olarak Japonya'da öğretmenlik yapmaktadır. Öğretmenlik programından mezun olan 200'den fazla yabancı öğretmen ise dünyanın dört bir tarafında Suzuki Okulu'nun liderleri olmuştur. Günümüzde 40 ülkede 250.000'in üzerinde öğrencisi olan 8.000'den fazla Suzuki öğretmeni vardır. Türkiye'de de yani bu çalışmalar başladı.
Şimdi Jülide Yalçın Gitgen, CSO'nun konu zaten. Yani bu Türkiye'de kuran kişi. Benim de arkadaşım oluyor kendisi. Cumhurbaşkanlığı Serbolun Pesesi'nde Kemal Sanatçısı. Suzuki metodunun hedefleri. Suzuki metodunun ana amacı çocukların müzik yoluyla bir bütün olarak yetiştirilmesidir. Doktor Suzuki, bütün hayatı boyunca çocukların müzikal algılama yolu ile güzelliğinin farkına varmalarını ve onların insanlara saygı duymalarını sağlamayı hedeflemiştir. Suzuki'nin felsefesine göre çocuklar, gelişim süreci içerisinde kendine güvenen, inanan, zor şeyleri denemeye kararlı, disiplinli, konsantre olabilen, müzikten her zaman hoşlanan, yetenekli ve müziğe karşı duyarlı bireyler olabileceklerdir. Ancak bu hedeflerin yanı sıra pek çok Suzuki öğrencisi verilen eğitim sonucunda çok iyi düzeyde profesyonel müzisyenler de olmuşlardır. Suzuki yöntemi birçok çocuğun yüksek standartta müzik yapmasını sağladı. Suzuki eğitimi görmüş öğrencilerin bir kısmı daha sonradan profesyonel müzisyenler haline geldiler. Amacı yani bu olmamasına rağmen. Bunun mesela Suzuki öğrencileri aileleri de müzik deneyimleri içerisine katmaya çok önem veriyor. Yani anne babaları sadece Shinichi Suzuki tarafından geliştirilen müzik eğitimi felsefesiyle Suzuki yaklaşımı ile onları buluşturmayı seçen kişilerdir. Suzuki metodu ile bir enstrüman çalmanın faydalarının yanı sıra disiplini, hedef belirlemeyi ve yapıcı zaman kullanımı öğrenmelerine yardımcı olduklarını da düşünmektedirler. Genelde zaten küçükken hep annelerimiz bizi yönlendiriyor. Oğlum işte matematik çalış, işte iki kere iki kaç eder, şudur budur. Müzikte de aynı şekilde ebeveynliğinin içine girmesini istiyor. Suzuki felsefesinden biraz daha bahsedecek olursak, Suzuki felsefesinin temelinde öğrenciler yetenekli ya da yeteneksiz olarak değerlendirilmemektedir. Suzuki'ye göre her çocuğun geliştirebileceği bir yönü mutlaka vardır. Müzik de bunlardan birisidir. Suzuki'nin kaygısı hiçbir zaman virtüöz kemancılığa yetiştirmek olmamıştır. O, keman ve müzik yoluyla çocuklara ruh güzelliğini, mutluluk ve huzur vererek iyi insanlar yetiştirmeyi amaçlamış, bu süreçte de öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini geliştirmelerini sağlayarak işlerinde var olan yetenekleri ortaya çıkartmaya yardımcı olmaya çalışmıştır. Doktor Suzuki, çocukların ana dillerini o kadar kolay zahmetsizce öğrenmeye çalıştıklarından ilham alarak kendi öğretim metodunu anne dil yöntemi olarak adlandırdı. Ona göre çocuk, ebeveynlerin sevgisi ve aile ortamı tarafından teşvik edilir ve cesaretlendirilirse en zor becerileri bile geliştirebilir. Suzuki metodunun öğretilmesinde öğretmenler özellikle şu noktalara dikkat etmelidirler. 1. Gözden önce kulak. Ya burada mesela Suzuki, bilmiyorum bilginiz var mı? Daha çok kemancıların vardır. Mesela hep bilinen parçalarla başlar. Mesela Twinkle Twinkle Star, daha dün anlayayım tabii. Biz de Türkçe'ye çevrilmiş haliyle. Ondan başlıyor. Yani, ezgisel. Tabii ezgisel. Çocukların herkesin bildiği parçalarla başlar. Belliğe dayalı. Yani biz de hani çocuklar ilk önce şu notayı okuyacaksın falan denir ya. Evet. Orada çocuk tamamen kulağını onu bildiği için daha çabuk çalar. Yani bu da tabii mutlu etmeye yönelik bir şey olarak algılıyorum ben. İkincisi motivasyon. Yani hep böyle olumlu enerji verdi. İşte yaparsın, edersin, bravo. Biz de mesela klasik keman öğreticisi olarak işte ya şuna dikkat et, bak bu olmamış. Bizde genelde tam tersi bir eğitim veriliyor. Önceden, önceden öğrenilen şeylerin üzerine yeni şeyler koyarak küçük adımlarla ilerlemek. 4. Doğal hareket performansı uygun bir vücut duruşu. Mesela ben şeylerde de görüyorum böyle bazen televizyonda veya resimlerde çocuklar, hani biz mesela kemanı dik tutmaya çalışırız. Suzuki'de mesela çocuk şöyle tutuyor, böyle tutuyor. Onlar da bizim kadar çok fazla takılmıyorlar. Belirli bir tutuşları var ama çok da takılmıyorlar açıkçası. Etkili ve rahat bir tekniğin sağladığı ritmik bir akış,
kendinden emin çalabilmek için eserlerin sürekli olarak tekrar edilmesi. Galiba bu tekrar edilme de Japonlarda çok fazla var. Çok çalışkan bir millet oldukları için çok sık tekrar ediyorlar. Hatta ben bir belgeselde görmüştüm bu Uzak Doğu'da. Güney Kore'de, Japonya'da değil de sabah 7'de okula başlıyorlar, gece 10'da, 10.30'da bitiriyorlar. İnanamamıştım yani. Çok çalışkan bir millet. O yüzden de sık sık tekrar ediyorlar. Yani bu madde çok yabancı gelmedi açıkçası. Bir çocuk konuşmayı öğrendiğinde aşağıdaki faktörler iş başındadır. Dinleme, motivasyon, tekrar, adım adım ustalık, benlik, kelime, ebeveyn davranışı. Suzuki yaklaşımında bu ilkelerin her biri bir enstrüman öğreniminde, yani bu piyano, keman, viola, hepsi kullanılır. Ana dil yaklaşımı, sanat, şiir ve matematik gibi diğer alanları başarıyla uygulanmıştır. Şimdi devam edelim. Suzuki yaklaşımın temel prensipleri, tabii şöyle özetleyebiliriz. Erken başlangıç. En önemli temel prensip, yani Suzuki'nin çocukların erken yaşta başlaması. Bu özellikle doğumdan 5 yaşına kadar olabiliyor. Çünkü yani bu süreçte çocuklar hem zihinsel hem fiziksel olarak öğrenmeyi çok daha fazla açıktır. Hatta bir arkadaşımdan duymuştum da, psikologdu galiba, çocukların bilinçaltı 2 yaşına kadar gelişiyormuş. 6 yaşında da bunu tamamlıyorlarmış. 3 yaşlı olarak. 2 veya 3. Tamam, 3 de olabilir. 6 yaşına kadar da bu tamamlıyor. Yani bizim esasında karakterimizin %90'ı 6 yaşına kadar şekilleniyor. 4 dakika. O zaman çok hızlı geçeyim ben. Zaten şeyden bahsetmiştik. Bu arada Suzuki'nin erken çocuk yaş eğitimi de var. 0-3 yaş. Düşünebiliyor musunuz? Yani 0-3 yaşında bile eğitim veriliyor. Yani öyle bir yöntem var. Burada tabii ebeveyn katılımından bahsetmiştik. Çok hayati bir rol oynamaktadır. Öğrenme, öğretmen, ebeveyn ve çocuklar arasındaki işbirliği ortamında gerçekleşir. Ebeveynin rolü, öğrencilerin her dersine katılmalarını, notlar almalarını ve evde yaptıklarını uygulamayla yönlendirmelerini içerir. Bunlar ev öğretmeni olurlar. Bunu mesela ben kendim de bireysel olarak uyguluyorum. Çocuklar mesela belirli bir zaman süresi içerisinde mesela ayda bir böyle toplu konserler düzenliyorum. Hep birbirlerine yorumda da bulunuyorlar. Ailelerden bu işin içerisine girince gerçekten çok daha verimli sonuç alındığını ben kendim de gördüm. Ben bu görüşüne tamamen katılıyorum. Sonra dinleme. Pardon. Çocuklar etraflarındaki duydukları konuşma dilini dinleyip taklit ederek konuşmayı öğrenirler. Suzuki öğretiminde her gün Suzuki repertuarının kayıtlarını günlük olarak dinlemenin yanı sıra genel olarak müzik vurgulanmaktadır. Tabi bunu genelde biz de klasik yani batıcılar olarak öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Sonra, çok hızlı geçmek zorundayım. Olumlu çevre. Tabii yani çocuklar konuşmayı anlamayı diliyle doymuş bir ortamda öğrenirler. Aynı şekilde müziği anlamak ve çalmayı öğrenmek istiyorlarsa müzik çocuğun ortamının bir parçası olmalıdır. Yani doğal olarak da mesela açabilirsiniz radyoyu, televizyonu. O bilinçaltını işliyor çocuğun. Sonra repertuar. Müzik eğitimine Suzuki'nin en önemli katkılarından biri repertuarın benzersiz düzenidir. Dikkatle seçilen her parça gelecekteki öğrenim için bir yapı taşı olur. Teknik müzisyenlik ve stil bu eserlerin incelenmesi ve tekrar edilmesiyle geliştirilmiştir. Her enstrümanın kendi repertuarı vardır. Bu ilerleme için aşinalık ve dolayısıyla mükemmel motivasyon sağlar. Bu da tabii düzenlemeler genelde Bach'tan, Telemann'dan, Dvorak'tan, Schubert, Handel, Pavlendi ve Brahms gibi ünlü besteciler üzerine de yapılmıştır kitaplarında. Örnek verecek olursak. Zaten tekrarlamadan bahsetmiştik. Bunu o yüzden geçiyorum. Okuma.
Yani çocuklar mesela Suzuki'ye göre ana dillerini konuşabildiklerine göre notu okumayı öğrenmeden de müzik yapabilirler. Yani gerçekten mesela ben ilk müziğe 6 yaşında piyano ile başlamıştım. Yani konservatuvarda bir hocadan özel bir ders aldım. Ve bayağı da ilerledim. Yani kafam ama bir sene sonra hoca işte bana şu nota nedir, şu nota nedir ben bilemedim. Sonra hayret etti. Nasıl çalabiliyor bu eserleri dedi. Evet, bilmeden. Ya bunu kendime örnek gösterebilirim. Ondan sonra bana notu öğretti ki ben bayağı bir şeyler çalmaya başlamışım. Yani derleyip sabah falan çalmaya başlamıştım. Sonra bireysel ve grup faaliyetleri çok önemli. Suzuki müzik öğrencilerinden ayrıca düzenli grup dersleri almaları beklenir. Ortak repertuar, onlara değerli topluluk deneyimini ve bireysel derslerindeki öğrendikleri kavramların olumlu takviyesini vererek birlikte oynama imkanı sağlar. Genellikle birkaç müzik öğretmeni benzer bir oyun seviyesinde çocuk grupları oluşturmak için öğrencileri bir araya getirirler. Yani oyun şeklinde öğretiyorlar genelde. Tabii çocuklar birbirlerini taklit ettikleri için derslere de katılımları sağlanıyor. Şimdi hocam ben direkt sonuca geçeyim. Farklılıklardan dolayı yani onu atlıyorum. Ha bu arada şundan da bahsedeyim ben. Suzuki mezuniyetleriyle ilgili de bir bilgi vereyim. Suzuki repertuarındaki bazı parçalar mezuniyet seviyeleri olarak belirlenmiştir. Burası çok ilginç olacak. Öğrenciler her seviyede parça üzerinde çalıştıklarında mezun olabilirler. Daha sonra oyunlarıyla ilgili yazılı bir rapor alırlar ve mezuniyet sertifikası sunulur. Altınlarla çevrili sertifikalar Japonya'dan gelir ve Dr. Suzuki'nin kendisi tarafından yapılmış bir tablodan basılır. Mezuniyet sınav değildir ve her çocuk başarır. Yani bu mezuniyette başarısız olma şansı yok. Bu bana mesela çok ilginç gelmişti. Çocukların demek ki mutluluğuna dayalı bir felsefe kurmuş. Yani şimdi sonuç olarak da keman eğitimi, müzik ve çalgı eğitiminin boyutlarından birisidir. Keman öğretimine yönelik metotlar ve sistemler geliştirilmiştir. Suzuki metodu tabi bunlardan birisidir. Suzuki felsefesine göre çocuklar gelişim süreci içerisinde kendine güvenen, inanan, disiplinli, kolay odaklanabilen, sanatı ve müziği takdir edebilen, yetenekli, kendisini ifade edebilen, sosyal becerileri gelişmiş, işverici, sosyal, fiziksel, duygusal ve akademik olarak gelişmiş duyarlı bireyler olarak yetişmektedirler. Tabii birazcık da şeyden bahsedeyim, kendi başıma olduğu için. Keman çalmayı öğrenmek çok zordur ve çok çalışmayı gerektirir. Suzuki ile çalışmak neredeyse her türlü becerinin öğretilmesinin bir oyun haline getirilebileceğini savunur. Oyunlarla ilgili sorun çok sık kullanıldığında eskimiş ve sıkıcı olmaya başlamalarıdır. Her ne kadar eğlenceli oyunlar icat edilmeye çalışsa da hepsi her zaman başarılı olmayabiliyor. Daha geleneksel öğretmenlerden gelen Suzuki metodunun en yaygın eleştirileri, grup çalma ve oyun stillerinin kopyalamanın yöntemlerinin görme ve okuma becerilerinden ödün vermesi ve bireysel müzisyenler yetiştirmeyi riske atmasıdır. İlk eleştiri söz konusu olduğunda daha çok görme okuma alıştırması eklenmiştir. İkinci konuyla ilgili olarak Suzuki yöntemi bireysel müzikal gelişimi tehlikeye atmamalı. Ancak hem erken yaşta sağlam bir teknik taban sağlayarak hem de enstrüman çalışmasını teşvik ederek bunu kolaylaştırmalıdır. Uygulamaya ve tekrarlamaya vurgu yapıldığında otomatlar ya da bir eserin ortadan kaldırılması konularında Suzuki yöntemiyle ilgili çokça eleştiri vardır. Çalgı öğreniminde öğretmenin öğrenci üzerinde etkisi son derece büyüktür. Bu her çalgıda olduğu gibi keman öğretiminde de böyledir. Öğretmenin konuşması, tavrı ve hareketlerinden çalgısını kullanmasına kadar bütün davranışları öğrencileri etkiler. Yani buna tabii bizim geleneksel yetişme metodumuz biliyorsunuz usta-çırak ilişkisi. Yani genelde hep öğrenciler bize örnek almaya çalışır. Hem karakter olarak hem çalışı olarak. Genelde de benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de bu usta-çırak ilişkisi uygulanıyor.
Tamam. Müzik eğitimi çocuklarda fiziksel, bilişsel, duyusal gelişim alanlarında olumlu kazanımlar sağlamada önemli roller üstlenmektedir. Geleneksel keman öğretme yöntemleri daha konvansiyonel, bireysel ve izole olmayı yeğlemektedir. Suzuki metodu ve keman öğretim yöntemleri, geleneksel keman okullarının keman öğretim yöntemlerine göre birçok yönden farklılık, yenilik ve kolaylık getirse de geleneksel keman okulları da çok başarılı öğrenciler yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Bu kadar. Burada öncelikle teşekkür ediyoruz hocamıza. Ama ben de Üniversite Kemal Hocası ve Türkiye'deki ilk Suzuki seminerini sunan kişinin olduğunu burada belirtmek istiyorum. O da nasıl oldu? Bizim rahmetli Edip Günay hocamızın da teşvikleriyle biz Suzuki seminerini sunalım dedik ve Gönül Gök'la önce Ayhan Turan Hoca niye Suzuki eğitimi veriyor diye düşünmüştük. Öyle sandık ama değilmiş. Araştırdığımızda Suzuki'nin Türkiye'deki tek temsilcisinin Gönül Gökdoğan, Profesör Gönül Gökdoğan olduğunu öğrendik ve ona ulaştık. 25 dolayında çekilmiş videoları ben sadeleştirdim ve burada kuvvetli bir sunum yaptık. Hem dil bakımından hem de yansıtma bakımından sonu hakimiyetinde olduğu için güzel bir sunum olduğunu izleyicilerden öğrendik. Şimdi burada ben gerçekleri bildiğim için birkaç şeyi böyle düzeltmek istiyorum. İzninizle eğer düzeltmezsem hata yapmış olurum, tarihi bir hata yapmış olurum. Bir defa dinlemeye dayalı bir eğitim. Yani anne karnından başlayarak bunu planlıyorlar. Tabii ki çok etkili ve çok önemli bir yöntem ve sistem diyelim, eğitim programı. Belleğe dayalı ve 3-5-6 yaşındaki öğrencileri programlara eğitimde bunu hedefleyen bir program. İkinci nokta, Türkiye'de Suzuki eğitimi yapmıyorum. Yani olması gerektiği gibi yapmıyorum, yapamıyorum. Yani böyle bir şey yok. Ben yapıyorum, ben dinletiyorum, ben de Suzuki falan. Sadece o yöntemden yararlanıyor olabilirsiniz. Repertuarından var olan kitaptan yararlanıyor olabilirsiniz ki zaten nota ilk zamanlarda yok. Evet. Onun dışında disiplin. Asla Japon çocuklarının genlerindeki disiplin bizde yok. Yani Gönül Hanım beni Suzuki'ye göndermek istedi. Ama burada uygulanamaz diyorsunuz hocam. Niye gideyim dedim. İse yolu muydu bilmiyorum. Bir yıl sonra falan da vefat etti. Hani belleğe dayalı eğitim bende de var. Ben de bağlama, bellekten bağlama çalarak başladım. Kemal'da da ne diyorsam hemen ağlamda bellekten çalabilen bir kapasitem var. Belki biz de hani Japonya'da olsaydık o eğitimi alabilirdik diye düşünüyorum. Bir defa saatlik programlar var. Yani Japon çocukları sizin orada belirttiğiniz gibi çok yanlış olmadı bilgisayarlar dinlerken güzel yapıyorsun, aferin falan değil. Kesinlikle disiplin. Karşısına geliyor Suzuki'nin, selamını veriyor, çatır 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 çalıyor. Ve öyle bir şey falan yani, kompliman falan bulunuyor. Onu içinde hissediyor. Oradaki görüntülerde bunu gördük. Düzenli olarak anne ne yapıyor hiç karışmıyor. Sadece getir götür yarı zamanlı çalışan annelerle, part-time olan annelerle bu eğitimin içinde ilk zamanlardan bahsediyorum. Ve bunlar düzenli olarak dinletiyor. Periyodik olarak günün belirli saatlerinde getirip götürün dışında dinletmekle mükellef. Yani böyle bir sistem ve asla çalışmamak gibi, asla eksik derse gitmek gibi bir durum yok. O kayıtlarda bunu görüyorsunuz. Ve 3 kişinin, 5 kişinin grup çalışmaları dediğimiz gibi bunları yapıyorlar. Bu büyüyor ve stadyumda bir konsere dönüşüyor. O küçücük yaş çocuklar. Ben gördüm, ağladım. Etki bende o. İnsan çok mutlu oluyor. Nota'ya gelince, yani bir nota görüntüsü oldu. Nota ilk zamanlarda yok. Ne zaman var? Proporsiyonel bir eğitime
karar verildiği zaman, yani profesyonelleşecek artık bu yola girdiğini düşündüğü andan itibaren nota başlıyor. Yani belki görsel olarak bir fikir veriyor olabilir ama tamamen bellekten, yani bu sistemi kurmuşlar ve bu şekilde yürütüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de uygulamalarını yapmaya çalışanlar var ya da dünyada giderek yaygınlaşmış bir sistem. Ben hocamın özetini izlediğimde bunları paylaşmayı düşünmüştüm. Çok önemli. Hocam zaten ben yazdım ve çok merak ettim. Yani, mesela şey dedim. Bugün Türkiye'de birçok keman eğitimcisi bu metodu kullanmak istemekte ya da halen hazırda kullanmaktadır. Ancak bilgi ve deneyim eksikliğinden dolayı Suzuki metodu amacına ulaşamamaktadır. Evet. Yani dediğinize yani çok katılıyorum. Bizim çocukların da yapısına kesinlikle uymuyor. Evet, evet. Çok doğru söylediniz. Çok da uzatmak istemiyorum. Bu konuları biraz daha bulguya dayalı olarak gerekirse biz de sizinle görüşürüz. Toplamayalım ve tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.